Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e baştan hoş geldiniz. Los Santos'un altını üstüne getiriyoruz. Fantezi üzerine fantezi yapıyoruz. Cidden fantezi üzerine fantezi yapıyoruz. Ve yolun sağ taraf sol tarafını kullanıyoruz. İşte bizim GTA 5 anlayışımız bu. Bundan sonra yolun hep sol tarafını kullanacağım. Çünkü ben manyağım. Ben profesyonel bir manyağım. Ben profesyonel derken profesyonel, ben bunun eğitimini gördüm. O ne? O ne lan, arabadan daha hızlı gidiyor. Geek miydi o, neydi? Orada ne yapıyorlar? Meyve. Bizim şeyler vardır. Moleyyacılar veya karpuzcular falan vardır. Böyle yolun kenarlarına şey yaparlar. Stand kurarlar. Aynısını yapmışlar adamlar. Merhaba. Oho. Tam şuradan geçsek şöyle. Oh yeah. Bu kadar hayvan gibi bir arabayı kullanıyorum. O kadar hızlı geliyorum. Bu nasıl devrilmez ya? Devrilmesi lazım. Her türlü devrilmesi lazım onun. Neyse hadi bakalım. Kaza yaparak ölebiliyoruz yani. Öyle bir ihtimal de var. Yani sadece arabanın içinde durarak. Arabanın patlaması gerek yok. Hop çarpacağız. Gene çarptık. Üst üste böyle kaza yaptığınız zaman ölebiliyorsunuz. Öyle bir ihtimalimiz de var işte. Ya bilmiyorum, belki Rockstar onu önlemek için bir şey koymuştur oyuna. Şu an tamamen sallıyor da olabilirim. Ama mantığıma dayanmaya çalışıyorum. Oo! Orada gene kimler giriyor? Gene 3 tane tavşan mı o gene? Gene 3 tane tavşan mı? Sizi az önce gördüm ben. Sizi az önce gördüm ben. Siz 3 tane tavşan değilsiniz ya. Siz 3 tane tilkisiniz. Çakallar sizi ya. Direkt videonun başına geldi o sefer. Direkt safariye çıktık kapaplarım. O yüzden böyle gidiyorum ben. Araba kalmadı ya. Harbiden araba kalmadı. Evet. İşte bu. Arabadan dumanlar çıkıyor. Klasik GTA dumanı çıkmaya başladı arabadan. Artık şey... O araba ne? O Monster Truck. Onu istiyorum ben. Her tarafta hayvanlar var ya. Bayağı hayvan var. İlginç bir şekilde. Dur. Aa, şeyi kırmaya başardım. Ahşap şeyi kırmaya başardım. Çekilin o arabadan. O arabayı istiyorum ben. O arabayı istiyorum. Çıkacaksınız o arabadan. Hillbilly. Bunlar hillbilliler. Hillbilly diyorlar. Oo! Adam şeyi arabayı almaya gel. Gelin lan. Ne? Ne? Bir şey mi vardı kardeş? Diğeriniz nerede? Diğeriniz nerede? Bunun öyle bir sorum olur. Sen öldün mü? Sen öldün. Al. Ezemedim. Ezmeyi beceremedim. Fail oldu. Lastiklerin arasında kaldı. Hadi bakalım. Bu Chen'in göreni yapalım mı? Chen. Chef de olabilir. Chief de olabilir o. Öyle de yazılıyor çünkü. Bakalım kim saldıracak bu sefer buraya. Ha, biliyorum bu görevi. Hadi bakalım. Yoksa onu yaptık mı ya? Onu yapmış da olabiliriz bak. Hay bakalım. Gel bakalım kanka. Gentlemen, I think I have proved that my organization. Aynen, kendimi savunabileceğimi hiç yaptım orada, kanıtladım. Kendimi savunabileceğimi kanıtladım, gayet sağlam. My organization is a reliable supplier. In short, it's you. Now give me some of that goddamn axe. I'm afraid we want to go down a different path. Seni öldürürüm ben. Other opportunities. Why, Jaho? Why, sir? Yeah, we will find Song Sha. Shut the fuck up. Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want. Nasıl ya? Drugs, perhaps guns. İkisi de var bende. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. I've always wanted to be an international drug dealer and a weapons trader. All right, so I'm begging you. Hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olun. You're fucking sorry? I just spilled. Seni üzerim mi? Üzgünün ne olduğunu anlarsın. You say to me you're sorry. Who you working with? Who? I'm not at liberty to say. Oh no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who?
Oh, oh. The O'Neill brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Cause those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a problem. Since one of them's gonna have to be surgically removed from the skull of the other, fuck you guys and fuck them. Oh, evet, evet. Hemen git. Hemen bin arabaya. Bas, bas çığlığı dostum, bas çığlığı. Çarptık buraya. O'Neill kardeşlerin çiftliğine git. Böyle bir gazla başladım şeye. Arabayı öyle bir gazla sürmeye başladım. Böyle bir heyecanla gittik, taça çarptık, durduk. Ha, gene şey yap, ha, mouse şey yapabilirim, güzel. Direkt şuradan geçebilirim değil mi? Elinde Monster Truck olduğu sürece hiçbir hiçbir arazi bana artık engel olamaz. Muhtemelen biraz sonra bunun aksinin ispatlandığını göreceğiz. Çok yavaş gidiyorsun sen. Oo, hadi buradan zıplayalım. O'Neill nasılsın? 5 dakika şeyi bitirmem lazım. Şunu bitirelim. Ha evet, devam et. İş, ben de iş yapmaya gidiyorum şimdi. İşinize bakın. Siz işinize bakın. Ben de sizin işinizi görmeye geliyorum. İş, bu iş. Tüm silahlarınızı haklayacağım derken harbiden de öyle yapacağım. Şu arabanın üzerinden geçebilir miyim ben? Hadi ya, geçemedim. Şunu kıracağım. Şunu kıramadım. Ama üzerinden geçtim. Senin üzerinden geçebilir miyim? Hadi üzerinden geçeyim. Hadi üzerinden geçeyim. Üzerinden geçemiyorum. Sana resmen üzerinden geçebiliyordum bunların. Üzerinden geçebileceğim bir şey yok mu ya? Hop. Geldim. Merhaba. Ne kadar sıkıcı bir ortam. Sen misin benimle konuşan? İş. Hacı iş. Bunların hepsi iş. Şey değil bu yani. Kişisel bir şey değil. Algılama, kişisel bir şey olarak algılama. İş. Siz gidin Çinlilerle konuşun. Kaç kişi o? 3, 4. How many brothers you got, you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do it, but I'll kill the lot of you and I'll torch your cookhouse. Şimdi hacılarımız nerede? Güzel bir yer bulayım kendime. Oo, şurası çok güzel. İkisi birden düştü yere. İşte bu, işte bu ya, işte bu. Başka nerede? Hop, yukarıda. Sen de öldün. Güzel. Var mı burada birisi? Var mı? Burada birisi var mı? Olduğunu pek zannetmiyorum. Devam. Katliama devam. Tüm kardeşleri öldürüyorum. Sülalesini alacağım onların ya. Harbiden de öyle yapıyorum şu anda. Hop. Orada birisi mi fark etti? Yo. Bir. Senin yanında adamları öldürdüm ben. Sen hala bak. Gel gel bana bak. Bana baksana şöyle bir 5 dakika. Gel bana bak. Bana doğru gel. O dürbünü bana doğru getir. O dürbünü bana doğru gel. Çok karizmatik bir kill alacağım biraz sonra. Neyse sen. Hop. Sıkıntı yok değil mi? Gelen yok. Uyarmak için falan filan. Pek yok gibi. Hemen diğer tarafa doğru koşalım bir bakalım. Sniper çok güzel işliyor burada ya. Yukarıda birisi var mı? Yok. Sigaranın ağzını alsana bir. Sigaranın ağzını al. Koca göbek seni. Hepiniz Big Smoke'un izinden gidiyorsunuz. Big Smoke'un izinden gitmeyin. Al, ha. İşte böyle, o sigara o ele gelecek. Ben de adamı vuracağım. Sigara içine vururum.
Hoş. GTA bu. İçmeyen kimse yok ama. Merhaba kanki. İçtiği şeyi vurdum ilk önce. Ondan sonra. Başka nerede var bunlar? Şöyle yavaş yavaş çiftliğin etrafına bir dolaşalım. Mesela bu tarafta. Var mı birileri? Hay olsun birileri olsun ya. Fantezilerimi gerçekleştirebileceğim birileri olsun burada. Ciddi misin? Kimse kalmadı mı? Cidden hepsini akladın mı? Hoş evin içinde bayağı vardır da. Ben şey istiyorum böyle. İstediğim yapabileceğim bir şeyler istiyorum. Burada ne var? Kurumuş bir dere. Trevor yoruldu. Derin derin nefes alıp veriyor. Burası 10 yılların far şey çiftliğim. Ben burayı başka bir yer zannediyorum. Daha önce buradan gelip geçmiştim. Burası hep ay inek pisliği. Şurada birileri var mı? Yok. Hepsi sadece o taraftan görebiliyorduk o zaman. Bilmiyorum, ben gene rafa birazcık bakacağım. Biraz bakmakta fayda var. Hop, şu bir kafa mı? Çıkar kafayı. Sen... Merhaba. Kafaları çıkartın. Hadi bakalım beyler. Kafaları çıkartın. Hop. Oo, geliyorlar. Hop. Nasıl aşağı düşüyorlar ya? Oh yes. Neredesiniz? Daha yok mu? Ya çok çekingen kalmayın ya. Gelin. Katıl oyuna. Oh, işte bu ajan hareketleri. 007 Trevor Phillips. Phillips. Trevor Phillips. I'm a dead man already. Ben ölü bir insanım. Demek öyle ya. Başka yok mu elimde bir şey bunlarda? Hop, gelmiyor musunuz beyler? Gelmenizi dilerdim hani. Sen spawn oldun direkt orada. Haksızlık, spawn olmak haksızlık. Ben direkt evin içine spawn olamıyorum mesela. Hoş. Olsaydım bu daha çok benim için adama dezavantaj olurdu ama. Hop, gördüm seni. Çıkar kafayı. Al. We have got a man down. Tabii ki. Var mı başka birisi? Görüyor muyuz? Bilirsin ki nerede sıkıyorsunuz? Wow. Tamam, çıkar bakalım kafayı sen de oradan. Kafayı görelim. Birisi öldü. Bir tane daha var içeride. Çıkarın kafayı. Şu kafayı göreyim. Hadi o yakışıklı yüzünü bir göreyim. Hadi. Bak kaçıyorsun. Utangaç olma. Çıkar o kafayı. Çıkar o kafayı. Uyusun da büyüsün nini. Yakışıklı olsun nini. O kafaları bir çıkarsın. O kafalar bir patlasın. Çıkar o kafayı. Kardeşim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Hop! Ha. Nereden şey yapıyorduk bunu ya? Bu mu? Hadi sen neredesin şu anda mesela? Ah! Var mı burada başka birisi?
Öl, öl, öl. Dur, öleceksin şimdi, merak etme. Çıkar kafayı. Vurdum zaten adamı. Hadi çıkar şu kafayı. İşte bu kadar. Şimdi yavaş yavaş gitmem lazım. Gördüm seni orada bak. Gördüm seni orada. Çıkar o kafayı. Bak kaselerinizi yıkarım ha. Cornflakes yediğiniz o kaseleri yıkarım. Adam ol. Nerede bunlar ya? Çıkar o kafayı. Tam kafayı çıkarma. Dur ben çıkaracağım o kafayı şimdi. Ben o kafayı çıkarmaktan fazlasını yapacağım biraz sonra. Komple çıkaracağım. Kafanın içinde ne varsa onları da çıkaracağım dışarı şimdi. Ne? Özel kabiliyet çubuğu tam dolu. Caps Lock'tan özel kabiliyetleri açıyorum. Özel kabiliyetlerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Trevor'ın özel yeteneği hakkında da hiçbir fikrim yok. İçerideki herkesi öldürdüm sanırım inşallah. Merhaba. Öldürmediğim birisi kaldı mı? Burası neresi? Aşağı mı gidiyor burası? Yok. Burası böyle bir yer yani. Alelade. Onu aşağı alma. Hacı herkes öldü. Onu biliyorsunuzdur diye tahmin edeceğim. Ya içerideyim tabi. Nerede? Diğeri nerede? Bir tek sen mi vardın aşağıda? Ne kadar rezilsiniz oğlum siz ya. Tek başına bir adam geliyor ve... Tek başına bir adam geliyor ve burayı... Komple alıyor yani. Devam et bakalım. İnşallah beni vuracak kimse yoktur şimdi. Süper. İşte bu. Yakacağız. Tüm evi yakıyoruz. Yak. Biraz sonra yılların şovunu göreceğiz ahbaplarım. Yılların şovunu göreceğiz. Nereden çıkıyoruz? Şuradan mı? Aynen şuradan dışarı çıkıyoruz. Oo. Benzin gittikçe azalıyor gördüğünüz gibi. Tavancıyı al eline kanka. Ateş et. Ve izleyelim şimdi şeyi. İzleyin ahbaplarım, izleyin, mucizeyi izleyin. Yanıp giden evi izleyin. Şunun güzelliğine bir bakın. Şu bir doğa olayı yani. Hoş ben döktüm benzini ama doğa böyle işlemeseydi benzini öyle dökmeyecektik. Yani bu böyle olmayacaktı. Benim onu dökmem bir işe yaramayacaktı. İşte bu. Oh, bunu kapak yapacağım. Bu videonun kapağı bu resim olacak. Oh, en zevkli görevlerden biri. GTA 5'teki en zevkli görevlerden biri. Bağlıyorum bu göreve. Çiftlik evinden uzaklaşıyorum. Merak etmesin. Görev tamamlandı. Keşke Monster Truck'ı da alabilseydim ama Monster Truck'ı artık yok. Devam. Ne kadar para aldım? Almadım sanırım. Yok para almadım. Bunda her görevden para almıyorsunuz. Mantıklı bir şekilde işliyor yani. Neyse. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.